Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özellikle Çanakkale ilinde bu yıl 24'ü kutladığımız aylık kültür haftası ile ilgili ilk günden itibaren Sayın Başkanımın belediye ile ilgili olacak her türlü konuda vermiş olduğu destek ve katkıdan dolayı teşkilatım adına teşekkür ederim. Görevimiz sağ olun. Ulu Bey Belediye Başkanımızı beraber karşılıyoruz. O da törene katılmak için gelmiş. Evet. Bir dakika. Çok şöyle bir dakika. Kusura edeyim. Bir dakika. Şöyle yapayım. Evet. Yardımcımızın da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Demokrasi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sabah nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Seva Hanım, hoş geldiniz. Seva Hanım, sağ olun. Sağ olun. Sen nasılsın? Gel Seva Hanım, seni şöyle alalım. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Vay, kardeş hoş geldiniz. Sağ olun. Yok. İyi bir başlık. Evet, merhaba. Evet. Ciddi söylüyorum, çek çek. Bir de fotoğraf çektin. Adaylarına lazım mı? Adaylarına lazım mı? Evet. Sayın Başkanım, Çanakkale İl Genelde İki Meslek Yolda Başkanlarımız ve meydanın dışında bizimle birlikte gelen Çanakkale Başkanımızla birlikte geldik. Baştan da söyledim. Bu sene 24'ü kutladığımız aylık haftamız camiamıza, ilimize, ülkemize hayırlara vesile olsun. Bu konuda Sayın Başkanımın sizlere devamlı söylüyorum. Aylık haftasının kutlanması ile ilgili daha önce yasalaşmadan önce 2008'den önce de süre gelen bir çalışma vardı ama 2008'de yasalaştıktan sonra tüm illerde kutlanmaya başlandıktan sonra biz özellikle kutlama komitelerine, ticaret odalarımız biliyor, esnaf kefali kooperatifimiz biliyor. Belediye ile ilgili olacak her türlü konuda bize hiçbir şekilde sınırlama olmadan her türlü yardımda bulunuyor. Bu konuda sizler adına da, esnaf ve sanatkar adına Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarın, bugünkü törenden sonra Sayın Başkanım, yarın saat 9 gibi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde sanayi esnafına yine aylık haftası yetkinlikleri kapsamında dahi ikramı kahvaltımız var. Burada en az bir 20 yıllık sanayide ustalık yapan esnaf ve sanatkara hem ödül vermek istiyoruz hem onlarla beraber olmak istiyoruz. Eğer programımız müsait olursa sizleri de aramızda görmekten memnun oluruz. Bahrettin Başkan, Sanayi Sitesi Başkanı. Ha orada mı lan? Ses çıkartan iş mi? Başkanım yarın bekliyoruz özellikle. Yarın 9'da. Yarın 9'da. Fırsatınız olsa bekleriz. Gelirim, gelirim. Hep birlikte olalım. Çünkü orada hep söylüyoruz, küçük sanayi sitemizle ilgili Çanakkale'de büyük bir beklenti var. Yerelle genelle birlikte bu işi halletmeye çalışıyoruz. Bu konuda da sanayi esnafımızla birlikte olduğumuzun mesajını verirsek bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu konuda da çok çok teşekkür ediyorum. Buradan hep birlikte biraz artık bir yürek gittiğimiz zaman eğer Sayın Başkanım arzu edersiniz sizin de bu haftada esnaf ve sanatçılara mesaj vermek adına bir konuşma yapmanızı rica edeceğim. Çünkü neden? Biz bu 24. aylık haftasıyla ilgili bir sloganımız şöyle, yerel esnafa sahip çık. Özellikle genel yönetimlerden başlayan, kamu kurum ve kuruluşlarından başlayan, ondan sonra halka inen yerel esnaf ve sanatçılara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu konuda bir mesaj verirseniz çok memnun oluruz. Veririz. Ben teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Ben teşekkür ederim. Ziyaretiniz için özellikle ayakta kalanlar kusura bakmasın. Lütfen. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar. Ha? Yabancı da değil abi. Yabancı değil. Nasıl bilirsin? Yabancı değil. Tabii bu sene çok daha önemli aylık haftası. Çünkü burada
özellikle esnafın durumunu biliyoruz. Yani hepimiz biliyoruz. Ve bir konu daha var biliyorsunuz. İsraf konusu ülkenin tam da göbeğinde, gündeminde. Ailenin de temel felsefesinin bir tanesi de değil mi? İsrafa müsaade etmemesi, dayanışma, yardımlaşma, işbirliği ve ahlak temelinde bütün konular ve esnafın zaten ahlakı olmayan esnaf olamaz. Çünkü müşterisi olur. Ahlaklı olmak zorunda esnaf. Başkaları ahlak konularında önceden de olmamış olabilir. Yani onlar göz önünde olmamış olabilir ama esnaf dediğimiz insanlar ahlaklı olmak zorunda. Çünkü onlar toplumun birer temsilcisi. Bu bakımdan ben bu dönemde hem bu ekonomik durum çerçevesinde yardımlaşma, dayanışma, esnafın önlenmesi konu ve tabiatıyla esnafa destek konuları çok önemli. Sloganınız çok güzel. Evet yani. Destek olacağız. Zaten oluyoruz biliyorsunuz biz Çanakkale'de bunu yıllardan beri yapıyoruz. O da başkanlarımızla her ay toplanıyoruz. Sorunları çözmeye, anında çözmeye çalışıyoruz. Bir nebze nefes aldırmaya çalışıyoruz. Tabii küçük sanayi sitesiyle ilgili de çok ciddi şeylerimiz var. Teşebbüslerimiz oldu. Olmaya devam ediyor. Yani bizim yapabildiklerimiz belli yere kadar. Ama şunu açık ve net söylüyoruz ki evet küçük sanayi sitemize ihtiyacımız var. Çünkü geldik tıkandık. Artık Çanakkale küçük sanayi bölgesinde tıkanma noktası. İki yönüyle bir biliyorsunuz dönüşüm, kentsel dönüşüm ki hükümetin bu bağlamda şeyleri var. Projeleri var dönüşüm konusunda. Çanakkale'de iki bölge var. Dönüşmesi tamamlanması gereken. Kısmen başladığımız bu eski küçük sanayi, bir de karşıda Barbaros sanayi. Bunların oradaki esnafın yer bulmamız lazım. Bunları taşıyabilmemiz lazım. İkincisi yeni esnaflar. Yeni gençler var. Yeni esnaflar var. Çanakkale büyüyor. Dolayısıyla artık mevcut küçük sanayi sitesi bize yetmiyor. Bu ihtiyaçları da karşılayabiliriz. Bir an önce bu işin çözülmesi gerekir. Burada kesinlikle bir siyasi mülahaza olmaması. Bu siyaset ötesi, bu esnafla ilgili. Bunu kim yaparsa yapsın, ben karşı tarafın yaptığını söylerim. Söylüyorum da, başkana da söylüyorum. Beni en sol sıraya yaz. Ama bilin ki ben arkada destek. En önünde olmam şart değil. Ben sadece gerekli planlamayı yaparım, gerekli düzenlemeler ne gerekiyorsa yapmak için hazırız. Bunun da bir an önce hiç safsaklanmadan tamamlanması. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz yıl seçim süreciydi. O seçim süreçlerinde böyle şeyler olabilir, tereddütler olabilir, geciktirmeler olabilir ama artık önümüzde ne seçim var ne bir. Artık geçim zamanı. Evet. Bu esnafında mutlaka bir sanayi sitesine ihtiyacı var. Onun için bunun bir an önce tamamlanması gerektiğine inanıyorum. Tabii sadece küçük esnafla ilgili değil, tabii tüccar ve sanayicimiz de tabii, tabii, bir şey var. Tabii orada da mesela organize sanayinin de büyümesi gerekiyor. Onun da ilgili yeni projelere de ihtiyaç var. Dolayısıyla Çanakkale'nin tarımla ilgili de hepsi bir bütün, ekonomi bir bütün. Bu ekonomik bütünlük içerisinde belediye olarak biz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Zaten diyalogumuz açık. Sizlerle o konuda en ufak bir tereddüt yok. İnşallah bu dönem hemen çok kısa sürede bir an önce hızlı şekilde yol alırız diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir bahanemiz kalmadı. Seçim, geçim, hepsi bitti. Herkes seçildi. Bak koltuğu bile bırakabiliyor. Geçen sene olsa bırakıp durmuyor adam.